önce aşağı doğru iniyorduk. Şimdi yukarı doğru çıkmaya başladık. Deli gibi bir eğim başladı. Öyle. Olduğumuz yere bir bakın. Böyle bir şey yok, böyle bir manzara yok. Şurası. Şurası Everest gibi. Oh. Şurası Antalya, tam gördüğünüz yer. Bulutların çok çok üstündeyiz. Deniz, sağ taraf deniz, sol taraf Antalya. Oh. Sis geldi. Hiçbir yanıcı madde de yok, kuru bir şey. Çıradın ateşiyle onları yaktık, sonra çıranın üstüne attık. Hani başardık, yakamayacağız diye düşündük ama yaktık. Dağın adı Çalbalı Dağı. Her şey çok iyi gidiyordu ta ki 2 saat önce dolu yağana kadar. Sırılsıklam olduk. Arkadaş kötü halde, bir arkadaş. Biz de kötüyüz ama o çok kötü. Termi geçirmeden ayakta kalmaya çalışıyoruz. Ateş yakamadık çünkü yağmur yağmıştı. Zaten benim de kameradan anlaşılıyor, elim titriyor. Şu an yavaş yavaş geliyor. Bu vadiye indiğinde büyük ihtimal yağmur yağacak, korkuyoruz. Arkamızdan da birçok bulut geliyor. O yüzden helikopter alacaklar bizi galiba. Şurada. Bak 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 bak. Şöyle şu açıyla sallıyorum. Sağa dön, sağa dön. Hah, selektör çaktı. Gördü. Gördü selektör. Ayna vurdu, ayna vurdu. Alacağımız adam dizlerinin üstüne çöksün, beklesin, kımıldamasın. Diğerleri de etrafta sağlam şekilde tutunup beklesin. Yakıt yakacak. Şu an onların işi de aşırı zor. Sis bastı yine burayı. Helikopter kaptanından bir mesaj daha geldi. Sis çöktü. Sis çöktü. Şimdilik alamayacağız sizi. Orası kadar zaten biz de geldik. Çok normal. Yol patikasıydı. Siz de gördünüz. Yani şöyle söyleyeyim, ilk aktivitem olaylı bitti. Çalbalı Dağı 1650 metrede mahsur kaldık. Helikopterle kurtardılar bizi. Kamu kurumlarını olsun, devletimizi olsun biraz zora soktuk. Daha sonra bu fobi olmaya başladı bende. Yani dağlar olan korkum git giderek arttı ama bir yandan da çıkmak istiyordum, tırmanmak istiyordum zirveye. Eğitimler alıyorum. Daha sonra fobim hobi olmaya başladı ve dağların zirvesine güvenlik ekipmanı olmadan bazen geleneksel rotalar açarak tırmanmaya başladım. Filmlerde görürdüm böyle şeyleri ve gerçek oldu. Şimşek daha çakıyor. Oradan dağdan kayalar düşüyor yanımızdan. Arkadaşım yanımda hipotermi geçiriyor. Böyle kabus gibi bir ortamdı. Benim artık o kadar korkumun üstüne gittim. Korkumu yendim ki tek elimle drone kumandasını kullanarak tırmanmaya başladım. Geçenlerde Antalya'nın en tehlikeli dağına, Sivri Dağı, ipsiz, ekipmansız bir şekilde elimde kumandayla tırmandım ve görüntüyü kaydediyorum. Kendimi uçurumun dibinde görüyorum. Korkum yok artık, yani korkuyu kapatmayı öğrendim tamamen. Şöyle söyleyeyim, ben çok tecrübesiz ve bilinçsiz bir şekilde hareket ettim ilk başlarda. Çok tehlikeliydi. Yani şu an hayatta olduğum için teşekkür ediyorum kendime ve çevreme daha doğrusu. Eğitim alınması gerekiyor. Öncelikle eğitim. Eğer bilir kişilerle başlarlarsa daha profesyonel bir şekilde ilerlerler. Kesinlikle önceden korkuydu, şimdi önceden fobimdi, şimdi hobim olmaya başladı. Yaşam tarzımın içine de girdi bu.
Yani artık dağlarla bir bütün oldum ve sürekli dağlardayım. Kendimi zirvede mutlu hissediyorum, özgür hissediyorum. Genelde 20-25 kilo arasında değişiyor. İpler oluyor genelde, ekspresler oluyor. Fakat geleneksel rotalarda ya da kamp atacaksak dağın zirvesinde 35-40 kiloya kadar gidebiliyor çantamın ağırlığı. Haftada en az bir zirve yapıyoruz. Daha çok pratik yapmak amaçlı ki hedeflerim var. Nepal'de Everest'in zirvesine çıkmak istiyorum. O yüzden daha gitgide profesyonelleşmem gerektiğini biliyorum.